Hoş geldiniz oyun militanları ben Yaşar karşınızda yepyeni bir Call of Dragons videosuyla birlikteyim. Evet ee, benden savaş videosu beklediniz savaş canlı yayını beklediniz Yaşar Karadayınız açıldı savaşlar nerede e, diye diyecek olursunuz ancak ee, başıma inanılmaz şeyler geldi ya, inanılmaz şeyler değil de açıklayacağım birazdan e, zaten ben bir canlı yayın duyurusu yapmıştım e, şöyle. Ha, bu 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 canlı yayını hatırlarsınız muhtemelen. Geldiniz, beklediniz ama ben canlı yayını açmadım. Çünkü uyuyordum. Gerçekten uyuya kaldım. Şöyle söyleyeyim. Ben o gün dişçi randevum vardı. Sabah erken saatteydi. Ee, dolayısıyla benim de uyku düzeni böyle sabah 5'te 6'da yattığım bir dönemde o benim. Ee, yatsam kalkamam deyip dişçi randevusuna e, uyumadım. Ee, dişçi randevusuna gittim, geldim canlı yayını duyurdum. Ondan sonra canlı yayını beklerken işte uyuya kalmışım maalesef. Ee, <laughs> biraz da savaştım yani sabah 6'da sabah 6'da ben savaşıyordum burada geçit açılışında. Sabah 6'da sabah 9'da savaşıyordum böyle onda dişçi yani usuna gittim, geldim falan. Ondan sonra maalesef uyuya kalmışım arkadaşlar. Zaten savaş bir gün sürdü. Ya yani ben uyandığımda ee, savaş bitmişti öyle söyleyeyim sizlere. Yani e, şuralara kadar gelmişti düşman. Zaten e, mesafe çok yakın. İşte adamla şöyle anlatayım sizlere. NTS ve eee kılanları oyuncuları e, yürüyüp hani bizim inşamızı durdurabiliyorlardı. Zaten hani, o o kadar karşı koyamadık. Yürüyüp hani bizi kesip inşamızı durdurdular. Biz ikinci puşu atıyorduk. Yani ikinci kez saldırıyorduk. O zaman e, tekrardan inşamıza devam edebiliyorduk. Böyle böyle geciktirdiler. Son bayrağımızı, şu son kulemizi şuraya falan atmıştık biz. Buradan ileriye zaten gidemedik. Hani e, daha sonra bizi köprünün ardına puşladılar. Köprünün ardında da e, gece mi diyeyim? Daha doğrusu bir şekilde yardılar ve e, yok yani şu anda kesinlikle kafa tutamıyoruz. NTS ve TPD şey. NTS ve Rue ikisi birleşince gerçekten çok büyük aktiflikleri var. Çok güçlüler. Hani bize göre T5 sayıları da çok fazla. Oyuncu sayıları da çok fazla. Hani Dora TP'de olarak karşı koyamadık. Ee, yan tarafta da peki yan tarafta ne oldu? Ee, burada da FTV klanı var. FTV müttefiğimiz olan FTV klanı ile de Rue'nin ikinci klanı Rua kapıştı. Roy Roy ile FTV klanı denk gidiyordu. Hatta FTV bir tık üstündü. Ama işte ee, bizi eee puşladıktan sonra ara ara oraya da yardıma giderek falan FTV'yi de düşürmüş oldular. Dolayısıyla yok abi. Roy ve NTS gerçekten çok kalın geldi bize. Fazla kalın geldi yani. Dolayısıyla ee, çoktan kaybetmiş bulunmaktayız canlı yayın içinde. Kusura bakmayın o gün. <laughs> öyle canlı yayın, açık ve e, şey beni beklemişsiniz. Kusura bakmayın ya ne bileyim. E, nasıl bayılmışsam yaşlanmışız artık. Eskiden yapardım bunları. 24 saat uyumazdım, 36 saat uyumazdım falan. Şimdi öyle istemsiz bayılı veriyorum vallahi. Neyse. E, böyle haber vermiş oldum size durumları. Şimdi evet arkadaşlar e, Call of Dragons'ın e, yetkilileri sana biz şey biz içerik üreticilerimize yılbaşı hediyesi göndermek istiyoruz falan demişlerdi bana. Bu tabii ki 25 Aralık falan civarı 2023 25 Aralık civarıydı ve yolladıkları hediye bugün 8 Ocak itibariyle geldi biraz önce geldi <laughs> ve yani benim beklentim hediye olarak. Ne olabilirdi? Bir şeyle... Yani tahmin edemiyordum ne olacağını. Zaten büyük bir şey gelmedi, ufak bir şey geldi. Şöyle bir e, dosya şeklinde geldi ve full Çince. Her şey Çince. Ee, ve bunun açılışını yapacağım şimdi bu yayında. Şu kamerayı vesaire ayarlayayım. Evet, bakalım ne yollamış Call of Dragons? Yani bu, bu dosyadan ne çıkacağını pek anlamıyorum. Şurada bir kabarıklık var bir çeşit bileklik veya bir şey olabilir. Hani tişört vesaire bir şey olabilir. Bir kart olabilir yılbaşı. Noel kartı falan da olabilir. Ne olacağını bilmiyorum. Ama bu benim bir sponsordan aldığım ilk hediye. Yani gerçekten bu zamana kadar herhangi bir yani ne bileyim 5 yıldır ben affedersiniz. A <laughs> 5,5 yıl oldu. 6 yıla doğru gidiyor. Rock içeriği üretiyorum ama hani Rock bizi Yıllardır görmezden geliyor. Yokmuşum gibi davranıyor. Eee ama Call of Dragons sağ olsun ilgileniyor benimle. Eee şöyle bunu açtım. Bakıyorum içinden ne çıkacak? Çıkacak. Evet. Zarf çıktı. <laughs> yani dediğim gibi Noel kartı falan olacak herhalde. Ama içinde bir de kab bir de kabarıklık var. Mikrofonda dokundum yanlışlıkla. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle güzel bir Call of Dragons zarfı yollanmış. Ee, bakıyorum. Aha. Bir hediye kodu. Ulan burada savaş çıktı. Gürültü yapmayın hey! Call of Dragons. Şey kesiyorlar. Bliss kesiyorlar ha. Dear Lord, as the year comes to close, we want to tamam. İyi dilekler, iyi dilekler vesaire. Hani yeni yılını gerçekten hediye kartı, şey, Noel kartı gibi bir şey ama üzerinde herhangi bir şekilde Noel falan yok. Ama 2024 yazıyor burada. Burada da işte mesajları var. Bir Lego, Lilith logosu. Lego ve Fairlight logosu söz konusu. Ee, bu şekilde böyle bir kart gelmiş. Ve gelelim diğer şeye. O kabarıklık neymiş bakalım. Bir çeşit sanırım anahtarlık. Evet anahtarlık bu. Ve evet. Evet abi. <laughs> bir Call of Dragons anahtarlığı gelmiş. Güzel, parlak ve çok kaliteli görünüyor yalnız yapı olarak. Ee, şeyi dokusu falan da güzel. Yani şey bir alaşım, metalik bir alaşımın üzerine silikon kabartma Şöyle logo çok parlak ve güzel görünüyor. Harbiden. Ama ben bunun böyle Call of Dragons logosu değil de daha bir e, farklı bir şey. Yani Call of Dragons'tan herhangi bir karakter olması. Kella. Kella olmasını tercih ederdim. Kella ya da Çakamaka falan. O tarz bir şey olmasın tercih ederdim. Bir de şu arkası çok boş kalmış. Buraya da böyle bir benim yani gerçi belki de ben bir şeyler yazabilirim buraya. Niye? Ya? Militan oyun militanı yazdırabilirim ya da ne bileyim anahtarlık olarak kullanacaksam işte. Bu. Evet bu benim bir sponsordan aldığım ilk hediyem. <laughs> ee, küçük ama değerli. Yani bu benim için bu bunu hayatım boyunca unutmayacağım bu ilk yani. Ee, bu şekilde. Yani o kadar büyük çaplı oyunlar Şimdi mesela diğer büyük yayıncıları görüyoruz böyle Nvidia ile sponsorlukları var işte bilmem Itopya ile sponsorlukları var hani ne bileyim Call of Duty falan sponsorluğu adamlar Las Vegas'a gidiyorlar falan hani otelleri karşılanıyor ne bileyim uçak biletleri karşılanıyor, ceket meket bir, bir ton hediye ile falan dönüyorlar o tarz yerlerden. Ya da God of War lansmanı Enis Kirazoğlu'ndan falan izlemişsinizdir. Ee, o, o kadar büyük bir şey değil, o kadar büyük bir yayıncı değiliz ama kendi çapımızda, kendi çapımıza göre gene en azından böyle bir şey almak iyi hissettirdi beni ya. Hani... Teşekkür ediyorum buradan Call of Dragons'a efendim. Yani o bir gün sonunda hiç mi savaşmadık? Ee, tabii ki savaştık. Yani böyle çıktık. Bir saat savaşıyor. Sonra bizi geri içeri tıkıyorlar, sokuyorlar. Bir, bir, bir anda bir anda yani bir anda o kadar aktifleştim değil mi? Biz çıkıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bir 15-20 dakika içerisinde, bir yarım saat içerisinde o iyi toplanıyorlar ve bizi çıktığımız yere geri sokuyorlar. Ne yalan söyleyeyim. Roe'den falan bayağı bir Türk varmış. Hepsi yazdılar bana. Sağ olsunlar. Birçoğuyla tanıştık. Beni de ee... Davet edenler falan oldu aralarında. Hani eğer şey olursa belki hani e, anlaşabilirsek, şey yapabilirsek belki e, TPD'de de kalmayabilirim çünkü geçen sezonki ki TPD ile bu sezon arasındaki te, bu sezonki ki TPD arasında çok büyük fark var. yani ben bizim TP TPD oyuncuları gene iyi oynuyor, iyi iş çıkarıyorlar. Böyle ben bunla, bunları şeyde görebiliyorum. Ee, ne bileyim, Haydır alınırken, işte Cadı alınırken falan. Hani mekanik olarak herkes, bireysel olarak, olarak, oyuncu olarak iyi oyuncular. Yani mekanik olarak şeyler, iyiler. Ama şu an klan olarak, aktiflik olarak vesaire e, TPD'nin geçen sezonki TPD ile gerçekten alakası yok. Ee, ben daha iyi bir yer hak ediyor muyum? Ne yalan söyleyeyim. TPD benlik bir yer. Çünkü mesela bak şimdi ben gene Rock'ta KVK vardı. Yeteri kadar iksir kasamadım. Yani mesela bu, bu sezon benim en kötü meritim. Ben her sezon en kötü ihtimalle 2-3 milyon değer yapardım. 30 milyon güç halimle. Ama e, bu sezon aha yaptığıma bak 700k. Şu an bakıyorum tabii ki gene iksirim var. Ben bu iksirleri harcasam hani gene savaşta ne olur meritimi ee, gene 1 milyon, 1,5 milyon civarına çıkarırım. Ama yani savaş bittiğinde çıkarmış oluyordum anladın mı? Şimdi savaş bitti mesela çıkaramadım o, o, onu yapamadım yani aslında bakarsanız. İşte bazen böyle şeyler olabiliyor. Rock'taki KVK çok engel engel oluyor bana bilmem ne öyle söyleyeyim. Neyse ee, bu videodan da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu aslında bir hediye açılış ve sizi gündemde yani ne oldu ne bitti onlardan haberdar etme bizim sunucuda ne olduğunu falan vesaire haberdar etme e, yayını y, videosuydu bu. E, Rock'ta 3 KVK üst üste kaybettik. Call of Dragons'ta da 2 oldu bu. <laughs> Loserlığım kal devam ediyor yani. Bu loserlık ne zaman bitecek bilmiyorum. Geçen sezon da luzlamıştık. Bu e, geçen sezon zaten end dağıldı. luzladık. Bu sezonda TPC iyi performans veremedi. Lose'ladık. Ee, hayırlısı gelecek sezona bakalım. Sonraki canlı yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.